Herkese merhaba, yeni bir Burak Avrupa'da vlog'una hoş geldiniz. Bugün hep birlikte harika bir tarif yapacağız. Benim oğlumun da çok sevmiş olduğu milföy hamurundan sizlere çok pratik, böyle 5 dakikada 10 dakikada halledebileceğiniz, misafirlerinizin önüne çıkardığınızda onların da çok sevebileceği, kendinizin de atıştırmalık olarak yapabileceği harika bir tariften bahsedeceğiz. İsterseniz daha fazla lafı uzatmadan ben önlüğümü takayım, hemen size malzemeleri anlatarak yapım aşamasına geçelim. Ben hazırım. Artık başlayabiliriz. İsterseniz bu börekte kullanılacak malzemeleri hızlıca bir tanıyalım. Burada milföy hamurumuz var. Burada rendelenmiş kaşar peynirimiz. Burada doğranmış zeytinimiz var. Siyah zeytinimiz. Burada da küçük küçük doğranmış sucuğumuz var. 2 adet de yumurtamız var orada. Onları da daha sonra yüzeyine çırpmak suretiyle süreceğiz fırça yardımıyla. Ben marka olarak Süper Fresh'i tercih ediyorum. Siz tabii ki başka markaları da tercih edebilirsiniz. Bu damak ve lezzet zevkidir. Evet, isterseniz lafı daha fazla uzatmadan direkt yapım aşamasına geçelim. Bu harika, efsane böreği birlikte yapalım. Öncelikle milföy hamurlarımızın üzerindeki bu naylon tabakayı kaldırıyoruz. Bu naylon tabaka ne için derseniz, birbirlerine yapışmaması için. Aynı zamanda milföy hamurlarında dikkat edilmesi gereken şey, bir yüzey birbirine iyi yapışırken diğer yüzey iyi yapışmayacaktır. O yüzden de bu naylonlu olan tarafları kullanacağız. Yani yapıştırma açısından orayı kullanacağız. Şimdi malzemelerimizi içerisine kaşık yardımıyla veya elinizden nasıl arzu ediyorsanız istediğiniz gibi doldurabilirsiniz. Hiç fark etmez. Bu şekilde doldurmak suretiyle bunların etrafını kapatacağız ve tepsimize dizeceğiz. Bu kadar basit. Hemen devam edelim. Şu yandakine de yapalım. Oldukça pratik olan hazırlaması ve lezzeti de gerçekten çok güzel olan bu böreğin. Ben misafirlerime de sıkça yapmaktayım ama oğlum esas bunun hayranıdır. Hemen bir çatal alalım. Böyle çatal yardımıyla şu şekilde katladıktan sonra kenarlarını, eğer elle de yapabilirsiniz bu şekilde parmakla, fakat çirkin bir görüntü oluyor ama böyle çatal yardımıyla yaparsanız o zaman estetik olarak çok daha güzel bir görüntü meydana çıkıyor. Bu şekilde. Milföy hamurlarınızı buzluktan alıyorsunuz, donmuş bir vaziyette. O yüzden bunları çok fazla dışarıda bekletmeyin. Aşırı derecede bekletirseniz kullandığınız tahtaya böyle yapışma da olabiliyor. Aynı zamanda çok fazla yumuşadığı için formundan da ödün verebiliyor. Sırayla yapmaya devam ediyoruz. Malzemelerimizi içerisine dolduralım tekrardan. Böyle ortaya doğru koyarsanız kapatması da bir o kadar kolay olacaktır. Gördüğünüz üzere bu kadar yapması bu kadar basit. Bunları direkt artık tepsimize dizeceğiz ve
Bitirdikten sonra yüzeyine yumurtalarımızı çırpmak suretiyle süreceğiz. Evet, 2 adet de orta boy büyüklükte yumurta kullanacağım. Yumurtalarımı şimdi kırayım ve çırpma işlemine geçelim. Yumurtalarımı sarısıyla beyazını ayırmadan çırpıyorum. Kimisi sarısını sadece çırpmak suretiyle üstüne sürebiliyor. Fakat hiç gerek yok, inanın hiçbir fark olmuyor. Ben sarısıyla beyazını güzelce çırptıktan sonra ikisini birlikte sürüyorum. Netice hiçbir şekilde değişmiyor. Siz de zaten göreceksiniz ki gerçekten hiçbir fark olmadığını. Böylelikle yumurtanın akını da ziyan etmemiş oluyorum. Ha, şunu yapabilirsiniz. Kullanacağınız bu malzemeler haricinde siz bunu lor peyniri maydanoz karışımıyla yapabilirsiniz. O zaman içerisine yumurtanın akını ilave ederek en azından ziyan etmemiş olursunuz. Evet, çırpma işlemimi bitirdim. Şimdi artık tepsimi alacağım ve üstüne fırça yardımıyla süreceğim. Evet, hazırlamış olduğumuz tepsimize bu çırpmış olduğumuz yumurta sarısıyla beyazı güzelce fırça yardımıyla yediriyoruz. Fırınınızı önceden ısıtılmış şekilde 180 ila 200 dereceye ayarlayarak 15-20 dakika. Fırınızın tabii ki pişirme durumu, kaçırması, kaçırmaması, yani ısıyı içeride iyi hapsedip hapsetmemesi durumuna göre değişiyor tabii ki pişirme süreleri. Ama yaklaşık 15 dakikada 20 dakika içerisinde pişiyor. Benim fırınımda otomatik pişirme olduğu için benim herhangi bir ön ısıtma yapmama gerek kalmadan fırın kendini hallediyor bu şekilde. Ayarladığım takdirde kendi kendine pişiriyor zaten ve bittiği zaman da bitti diyor bana. O yüzden benim herhangi bir ön ısıtma yapmama gerek yok. Eğer peynirli yapacak olursanız üzerine çörek otu da atabilirsiniz. Gayet de güzel olacaktır. Ama ben tabii ki sucuklu, zeytinli ve kaşar peynirli yapmış olduğum için buna çörek otu yakışmayacaktır. Evet, bu işlemimizi bitirdikten sonra geri kalan milföylerimizi de hazırlayacağız. Ve sırasıyla tepsilerimizi fırına vereceğiz. Evet, böreklerimiz fırından çıktı. Birazcık soğumaya bıraktıktan sonra da servis tabağına aldım. Şöyle kameraya yaklaştırarak göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi muhteşem, çıtır çıtır sizleri böyle harika bir börek bekliyor. Veya poğaça diyebiliriz, bekliyor. Bilmiyorum artık ne demek isterseniz deyin. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyorum. Evet, umarım sizler de bu harika yapmış olduğumuz güzel poğaçayı veya böreği, artık ne demek istiyorsanız onu diyebilirsiniz. Beğenmişsinizdir. Sizlere afiyet olsun diyorum. Gerçekten yapması çok kolay ve çok pratik olan bu enfes lezzeti herkese tavsiye ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma da abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir başka Burak Avrupa'da Vlog'unda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.